Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere şöyle güzel çıtı pıtı bir model göstermek istiyorum. Sıra sıra yapılan şöyle çizgi çizgi ve aralarda delikler var, bakın şöyle. İsterseniz yeleklerde, bebek örgülerinde, mevsimlik örgülerde kullanabilirsiniz. Atkı, şapka yapabilirsiniz. Harika bir model. Şimdi hanımlar, ben ayrıca bir parça da göstermek istemedim. Bunun üstüne devam edeceğim. Şimdi bunun için ben orta kalınlıkta bir ip ve 3,5 numara şiş kullandım. Siz öreceğiniz örgünüze göre ipinizi ve şişinizi ayarlayacaksınız. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım ve birinci sırayı şöyle bütün ilmeklerim düz olarak örüyorum. Dediğim gibi model çok güzel. Yeleklerde, mevsimlik örgülerde kullanabilirsiniz. Baharlık örgülerde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerine şahane olur. Tavsiye ederim. Yelek örecekseniz eğer, angoradan çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin derim. Model için ilmek kat sayısına gerek yok. İstediğiniz sayıda başlayabilirsiniz. Bir de ben size onu da tekrar söyleyeyim. Aklıma geldikçe her seferinde söylemeye çalışıyorum ama bana ilmek sayısı sormayın. Mesela öreceğiniz örgüden birkaç ilmek başlayın, biraz örün. Hangi model örecekseniz, hangi ipi ve şişi kullanacaksanız onlardan örün ve ölçün. O şekilde hesaplayarak örgünüzün ilmek sayısını da bulmuş olursunuz. Benim vereceğim ilmek sayısında sizi yanıltmış olurum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Bu sırada da ilk ilmeği örmeden aldım ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu iki sırayı modelin her arasında yapacağız. Her aralara mutlaka bunu yapacağız. Şimdi bu sırayı da komple ters olarak gidiyorum. Model çok basit. Yani iki sıra araya bu şekilde örüyoruz. Modeli kuruyoruz. Model 4 sıradan oluşuyor. 2 de bu aradaki sıra 6 sıradan oluşmakta. Güzel bir model. Şimdi bakın, bu aradaki iki sırayı yapmış oldum. Şimdi modelimizi kuracağız. Modeli kurmak için de örgümüzün ön tarafından kuruyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. İpimi bu tarafa alıyorum. Bir tane ilmeği örmeden aldım. Bir tane ilmeği düz örüyorum. Bakın şu şekilde ördüğüm zaman ipim tekrar diğer tarafa gitmiş oluyor ve buraya da ipimi ajur olarak dolamış oluyorum. Tekrar ipimi bu tarafa alıyorum. Bir tane ilmek örmeden alıyorum. İkinci ilmeği örüyorum. Şöyle bakın, şu şekilde ilmeğim örülmüş oluyor. İlmeğimi dolamış oluyorum. Tekrar ipimi bu tarafa alıyorum. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ipimi bu tarafa alıyorum. Birinci ilmeği örmüyorum. İkinci ilmeği düz olarak örüyorum. Birinci ilmeğimi örmedim. İkinci ilmeğimi örüyorum. Tekrar ipimi bu tarafa aldım. Birinci ilmeğimi örmüyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örmesi çok zevkli bir model. Tavsiye ederim, inanın ki. İpimi bakın bu tarafa aldım. Birinci ilmeği örmüyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar bakın.
Bu sıramızı bu şekilde tamamladık. Şöyle. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle. İpimi diğer tarafa alıyorum. Bakın bu doladığım ilmeğim. Bunu tekrar doladığım ajurum ile ilmeğimi örmeden ikisini birlikte alıyorum. İpimi bu tarafa alıyorum. Buradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar ipimi diğer tarafa aldım. Bakın bu doladığım ilmeğim ve şöyle ikisi birlikte örmeden ikisini şu şekilde düz olarak alıyorum. İpimi tekrar buradan aldım ve buradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Bakın şu şekilde ikisini birlikte alıyorum. Tekrar örmeden ipimi bu tarafa geçiriyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar ipimi diğer tarafa aldım. İki ilmeği birlikte şöyle bakın şu şekilde örmeden atlıyorum. İpimi bu tarafa aldım ve ters ilmeğimi örüyorum. Bakın düz olarak şöyle bakın ikisini birlikte alıyorum. Tekrar şöyle ters ilmeğimi örüyorum. Evet, bu sırayı da tamamlamış oldum. Tekrar örgümün ön tarafındayım. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın burada iki tane ilmeğim var. Bunu atlıyorum. İpimi diğer tarafa alıyorum. Bu arada bir tane düz ilmeğim var. Bunu örüyorum. Sonra bu ilmeği atlıyorum. Arkadaki şu atladığım iki tane ilmeğimi şişime alarak ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Sonra buradaki iki tane ilmeğimi birlikte tutuyorum. Şöyle. Tekrar ipimi bu tarafa aldım. Örmediğim, atladığım ilmeği tekrar atlıyorum. Buradaki düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar geri dönüyorum ve buradaki atladığım ilmeklerimi şişime aldım ve ilmeklerimin yerini çevirdim. İki ilmeği birlikte tuttum. Tekrar bakın buradaki iki tane ilmeğimi atlıyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar buradaki atladığım iki ilmeğimi alıyorum ve ilmeklerin yerini değiştirdim. Bu iki ilmeği birlikte tutuyorum. Tekrar İlmeklerimi şöyle atladım. İpimi diğer tarafa aldım. Düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Buradaki iki ilmeğimin yerini değiştiriyorum. İki ilmeği birlikte tutuyorum. Bakın şu şekilde. İki ilmeğimi atlıyorum. Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlmeklerimin yerini değiştiriyorum. Ve buradaki iki ilmeği birlikte tutuyorum. Şöyle bakın. Model çok güzel. Örmesi çok zevkli. İnanın ki belki şu an size karışık geliyor ama şöyle bakın.
Sadece şu ortadaki birer tane düz zaten belli, onları örüyoruz. Burada bakın atlıyorum, şöyle değiştiriyorum ve ikisini birlikte tutuyorum. Atlıyorum, bakın atladım. Düz ilmeğimi ördüm, ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Tekrar atlıyorum, düz ilmeğimi örüyorum, ilmeklerimin yerini değiştiriyorum, çift tutuyorum. Tekrar atladım. Burada atladığım ilmeği aynı etrafında çift tuttum. Çünkü burada önünde tek yoktu. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sırayı tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi hanımlar bakın, tekrar bir sıra düz bir sıra ters, bu aradaki gibi yapacağız ve modeli kuracağız. Bu şekilde sıra tekrarı ile modelimize devam ediyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince detaylıca anlatmaya çalıştım. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere, hoşça kalın.